Dijital tecrüt altında tutulan Sedat Peker, Ankara'da öldürülen eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili bir paylaşımı takipçileriyle paylaştı ardından sildi. Bakalım neydi o? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yaptığı ifşalarla birçok yolsuzluk iddiasını gündeme taşımıştı. Bu iddiaların çoğunluğu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgiliydi. Birleşik Arap Emirliklerinden yapıyordu paylaşımları. Fakat daha sonra çember iyice daraldı kendisi için ve Türkiye'nin girişimleri sonrası hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Peker iade edilmedi ama son aylarda dijital tecrit uygulanmaya başlandı. Yani paylaşımlar yapamıyor. Ama dijital tecritte olduğu belirtilen Peker, sosyal medyadan Ankara'da öldürülen eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili mesajları paylaştı ve bu paylaşımları kısa sürede sildi. Sinan Ateş'le ilgili MHP ve ülke ocaklarından herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekmişti. MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Gün gazetesinde de ateşin suikasta uğraması ilgili bir haber yer almamıştı. AKP yönetimi de cinayetle ilgili bir açıklama yapmamıştı. Gazeteci arkadaşım İsmail Saymaz da burada çok önemli bilgiler paylaşmıştı. Ve bir de hatırlatmada bulunmuştu. Aslında çok daha önce Mersin'de yaşanan bir cinayetin perde arkasını aydınlatmaya çalışırken o dönem Sinan Ateş'le yaptığı görüşmeyi de hatırlattı. Uyarmıştım dedi. Böyle giderse daha çok kan akacak deyip yetkilileri göreve çağırmıştı. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı sessiz, AKP sessiz. Yıllarca MHP'de siyaset yaptı Sinan Ateş. MHP yönetimi sessiz. Peki bu sessizlik neden?